Aksaray'da, 9 ay önce altınlarını satıp, kooperatif kuran 7 kadın girişimci, kısa sürede ortak sayısını 15'e çıkardı. Kadın girişimciler, 2 ay önce faaliyete geçirdikleri atölyede pantolon ve minder dikerek, kendileriyle birlikte 40 kişiye istihdam sağladı. Siparişlere yetişemediklerini belirten kooperatif başkanı Nevin Aydın, İstanbul'da iki büyük firmayla görüşüp iş sözleşmeleri yaptık. 3 katlı 150 metrekarelik atölyemizde günlük 1000 kadın pantolonu ile 1500 minder imal ediyoruz, dedi. Kentte yaşayan 7 kadın girişimci, kendi iş yerlerini kurmak için altınlarını satarak, kadın girişimi ve üretim kooperatifi adı altında kooperatif kurdu, kısa sürede ortak sayısını 15'e çıkaran kadın girişimciler, 3 katlı 150 metrekarelik alanda tekstil atölyelerini oluştururken, pantolon ve minder üretimine başladı, kooperatif başkanı Nevin Aydın, üretime 2 ay önce başladıklarını hatırlatarak, biz 7 kadın ortak olarak 9 ay önce kooperatif kurduk, kooperatifimiz Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı, bu sırada ortak sayımız 15'e çıktı, biz burada kadın kadınlar olarak, küçük sermayelerimiz bir araya getirdik, bunu, gurur duyarak söylüyorum, evdeki birikimleri bilezik ve çeyrek altınlarımızı satıp kooperatifimizi oluşturduk, İstanbul'da iki büyük firmayla görüşüp iş sözleşmeleri yaptık, 3 katlı 150 metrekarelik atölyemizde günde 1000 kadın pantolonu ile 1500 minder imal ediyoruz, dedi, tüm kapılar açıldı, İstanbul'a iş görüşmesine gidip, kadın girişimci kooperatifi olduklarını söylediklerinde herkesin yakından ilgilendiğini belirten Aydın, Anadolu'dan İstanbul'a gidip kadın girişim ve üretim kooperatifi, ratifi olduğumuzu söyleyince bize tüm kapılar açıldı. Bunun yanında kendi tesisatını bizim atölyeye kurarak destek olan kişiler de oldu. iki ay önce üretime başladık. Şu an atölyemizde 15 kadın ortakla birlikte İşkur'un desteğiyle onu erkek 25 işçiye istihdam sağlamış olduk. Arkadaşlarımızdan bazıları kız meslek lisesi giyim bölümü mezunudur. Bunun yanında genç ve bu işin okulunu okumuş moda tasarımcımız da var. Burada el ele verip iyi bir ekip oluşturarak hem çizim ve tasarımlar yapıyoruz hem de dikiyoruz diye konuştu. Güçlü kadınlar mutlu yarınlar güçlü kadınlar mutlu yarınlar sloganıyla kooperatif kurmak için yola çıktıklarını dile getiren Nevin Aydın, Türk toplumunda kadının güçlü olması gerekiyor. Aksaray'da ve Türkiye genelinde kooperatif işinde örnek oluruz diye yola çıktık. Bu konuda başarılı olduğumuza inanıyoruz. Daha güzel projelere imza atacağız ve kadınlar olarak daha güçlü olacağımız inancı içindeyiz ve gün geçtikçe kadınlar olarak güçleniyoruz dedi. Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü mezunu Hatice Sunamak da biz yedi kadınla başladığımız bu iş. 40 kişiye ulaşmayı başardık, aldığımız siparişler sonrası yoğun çalışıyoruz, biz bu işte daha yolun başındayız, buraya hep beraber tırnaklarımızla kazıyarak, bir araya gelip, güzel işler başardık diye konuştuk.